sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, 28 Temmuz yeni ayı sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kendinizi keşfe çıkacağınız bir yeni ay enerjisiyle artık karşı karşıyasınız. Yaşamınız, ruhunuz, vücudunuz artık yeni bir başlangıç yapmak için hazır. Uzun zamandan beri içsel mutluluk ve huzur arayışında olan aslanlar bu yeni ay enerjisiyle birlikte rahat bir nefes alacak. Hepinize gözünüz aydın demek istiyorum. Zihinsel olarak günlük koşuşturma içerisinde motivasyon düşüklüğü yaşayanları evrenin destekleyeceği ve ferah bir enerjiyi bütün vücuduna kaplayabileceği bir durum söz konusu. Kendi dönüşümünüzde kat ettiğiniz yolu görüp artık kendinizi onurlandırma zamanının geldiğini söyleyebilirim. Tabii burada bir parantez açmak istiyorum. Kendi dönüşümü için gerekli cesareti gösteren kişilerde daha fazla farkındalıklı bir dönüşüm düşünme tarzı ile hayatınızın sorumluluğunu artık elinize alacağınızı söyleyebilirim. Bu dönemde fiziksel görünümünüzde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Saçlara yeni bir şekil vermek isteyebilirsiniz. Hatta bu dönemde saç kestirmek gerçekten çok güzel bir geri dönüş olur. Sağlıklı bir şekilde saçların uzamasını da sağlar. Bedeninizin ve ruhunuzun farkına varın ve sizi ne mutlu ediyorsa ona yoğunlaşın. Bunu yaparken de kişisel harcamalarınızı abartmamanızı da tavsiye ediyorum. Yine yurt dışıyla temasta olan veya iş yapanlar güzel yeni fırsatlar yakalayabilir. Eğer yurt dışından beklediğiniz bir iş talebi, yaptığınız bir iş görüşmesi varsa olumlu bir yönde yeni başlangıç yapmak adına geri dönüşler alabilirsiniz. Eğer hukuksal bir süreciniz devam ediyorsa mahkemelerin sonuçlanmasında şans sizden yana olacak. Kendi kişisel gelişiminiz için bir eğitim almanızı tavsiye ediyorum. İş hayatınızda ani reaksiyon vermeden sükunette kalmanızda da fayda var. Özellikle otoriter figürlerle birlikte dürtüsel olarak hareket edebilirsiniz, öfke ve kontrolleri yaşayabilirsiniz, patlamaları. O yüzden bu negatiflikle lütfen dikkat edin. Sakin kalıp süreci yönetirseniz eğer başarıya ulaşacaksınız. Bunu da söyleyebilirim. Evli olanlar ve ortaklı iş yapanlar iletişimde dengeyi kurmanız gerekiyor. Başka birine sinirlenip öfkenizi lütfen sevdiklerinizden çıkartmayın. Baş ağrısı, baş dönmesi yaşayabileceğiniz bir dönem. Kendi merkezinizde kalmak için meditasyonlar yapabilirsiniz. Senin tavsiyen ne olacak ablacığım? Evet, sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, öfke kontrolüyle ilgili çalışmalar yapmalarını tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz çok dinleyip az konuşmamız lazım ve konuşurken de iyice düşünmemiz, ondan sonra konuşmamız lazım. Bazen öfke anında öfkemize yenilebiliyoruz, dürtülerimize yenilebiliyoruz ve ağzımızdan istemediğimiz sözcükler çıkabiliyor. O yüzden sakin kalıp nefes çalışmaları yapabilirler ve fiziksel aktivitelere zaman ayırabilirler, meditasyonlar yapabilirler. Bu onlara çok iyi gelecektir. Evet, şimdi sevgili aslan ve yükselen aslanlar için his yüklemelerine geçelim. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Yönünüz her daim gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevginle. Şimdi her cümle sonrası evet deyin. Yeni başlangıçlar yapmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kendimi keşfetmeye hazırım. Ne istediğimi biliyorum. İstediğim şeyin neye benzediğini biliyorum. İçsel mutluluğa sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Rahat bir nefes almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Rahatlamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bugüne kadar yaptıklarımı takdir etmeyi biliyorum. Ne kadar çok yol aldığımın farkındayım. Kendimi onurlandırmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Farkındalık dolu bir hayat sürmeyi biliyorum. Sorumluluk sahibi olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bedenimin ve ruhumun farkındayım. Beni mutlu eden şeyin ne olduğunu
biliyorum. Güzel fırsatlarla karşılaşmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Güzel haberler almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kendi kişisel gelişimime yatırım yapmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sakin kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatımdaki insanlarla uyumlu iletişim kurmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Öfkemi kontrol etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Meditasyon için nasıl zaman ayıracağımı biliyorum. Rahatlamaya ve huzurla dolmaya izinliyim. Şimdi tüm bu hisler en iyi ve en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu.